Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, çok değerli Sanayi Odası Başkanımız ve ilçemizin çok kıymetli protokolü. Bugün ilçemizde çok güzel bir anlaşmaya imza atmak üzere burada bulunuyoruz. Bilindiği üzere üniversiteler bir memleketin en önemli değerlerinin başında geliyor. Bu memleketin nitelikli hekime, nitelikli öğretmene, nitelikli mühendise ihtiyacı var. Bunun da kaynağı işte üniversiteler. Üniversiteler hepimizin ortak bir değeri. Biz bu değerin farkında olan Kahramanmaraş'ımıza ve ilçelerimize ve tabii ki Afşin ilçemize ve yöneticilerine, sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Üniversite olarak birimlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla gerçekten çok işlevsel bir işbirliği içerisindeyiz. Daha dün, daha evvelki gün yine Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'yla, Orman Bölge Müdürlüğümüzle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz oldu. Ondan önceki haftalar protokollerimiz oldu. Yaptığımız anlaşmaları ve protokolleri kesinlikle takip ediyoruz. Yani icraata koyuyoruz. Böyle imza atıp rafa kaldırma kesinlikle taraftarı değiliz. Ve bu heyecanı bu ilçemizde de görüyoruz. İşte bugün TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi için bu ilçemizde protokolü birlikte imzalayacağız. Bunun da yine hep birlikte milli eğitim olarak, belediye olarak ilçemizin bürokratları ve yöneticileri olarak, öğretmenleri olarak, hasreten okulları olarak bu protokolün de gereğini adım adım yerine getireceğiz. Biz üniversite olarak bize ne görev düşüyorsa bunu kesinlikle yapacağız. Burada zaten ilçemizde iki tane okulumuz var. Biri 4 yıllık sağlık yüksekokulu, bir tanesi de 2 yıllık meslek yüksek okulu. Üniversitemizde gerçekten şehrimizde olduğu gibi ilçelerimizle de çok güzel diyaloglar var. Biz en azından ben kendi dönemimle ilgili konuşacak olursam ilçelerimizi kesinlikle ihmal etmiyoruz. İşte pandemi döneminde bile ilçelerimize geldik, gittik. Buradaki işte uygulama anlamında hemşire yetiştiriyoruz. Uygulama anlamında burada ve Elbistan'da yetersizlik varsa yani gidiş servisler koyarak Kahramanmaraş'a geliş gidişleri sağladık. Ve bundan sonra da yani ilçelerimizi merkez kampüsümüzdeki hangi imkanlara sahipse o imkanları bu ilçelerimizdeki okullarımızda, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızda da yaşatılması için gayret gösteriyoruz. Yani öğrenciler, üniversite öğrencileri sadece eğitim, öğretim ve bilgi yüklenmiş kişiler olmamalı. Bir kere bildiğini pratiğe dönüştürebilen, uygulayabilen, bildiğini çevresiyle ilçedeki ileride muhtemelen çalışacağı kurumlarla paylaşan, etkili stajlar içerisinde olan ve aynı zamanda kültüre, sanata, spora ilgi duyan, bu alanların birkaçında amatörce de olsa içinde bulunan, çalışan öğrenciler olarak mezun etme gayretindeyiz. Bunu tabii çok önemsiyoruz. Hem merkez kampüslerimizde hem de ilçelerimizdeki kampüslerde öğrencilerimizin hem bilgi ve becerilerle donanımlı, hem bildiğini pratiğe dönüştürebilen, hem de toplumsal duyarlılığı yüksek,
kültüre, sanata, spora ilgi duyan, vizyonu olan mezunlar yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Milli Eğitim'le çok yakın işbirliği içerisindeyiz. Gerek merkezde gerekse ilçelerde. İşte bugün de işte TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları bu protokolünü imzalamak üzere buradayız. Ben burada bu protokolden sonra bu çocuklarımızın ve bu çocuklarımızla bize emanet edilen, bu gençlerimizle ilgilenen öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin bunun gereğini titiz bir şekilde yapacaklarına inanıyorum. Şimdiden bu protokolümüzün hayırlara vesile olmasını, ilçemize bilimin, kültürün, sanatın ve bilimsel gelişmelerin bir motive edici bir kaynağı olmasını temenni ediyor. Tabii bu çocuklarıyla ilgilenen anne ve babaları da yürekten kutluyor. Bu çocuklarımızla bize emanet edilen bu gençlerimizle, gençlerimizi bize emanet eden anne ve babalarımıza da, velilerimize de teşekkür ediyor. Tekrar bizi ağırladığı için başta belediye başkanımız ve Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm ilçemizdeki çok değerli yöneticilerimize ben üniversitem adına şükranlarımı sunuyor. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ olun.